sohbetleri. Hem de yeni bir katılımcımız, eski bir dostumuz var, Gürkan Zengin. Bizimle birlikte Hakan Çelenk, İsmail Saymaz ve İpek Özbey ile Perdenin Önü Arkası bir Cuma Klasiği programında, ilklerin programında ilk kez Metin Cihan'ı ekranlarda görüyorsunuz. TÜGVA dosyasını tüm Türkiye'nin gündemine getiren ve o günden beri de çok konuşulan, çok tartışılan Metin Cihan, hayatında ilk defa bir televizyonda, bir ekranda canlı yayına katılıyor ve soruları yanıtlıyor. Önceki kuşakta yaklaşık bir saat bizimleydi Metin, 40 dakika diyelim. Bir 10 dakika daha var. Zira İsmail Saymaz'ın Metin Cihan'a bir sorusu vardır. Reklama giderken kritik bir soru. O soruya yanıtını da alalım Metin'in ve yavaş yavaş uğurlayalım Metin'i ve başka dosyaları açmaya devam et. Hatırlat lütfen. İzleyicilerimiz de unutmuş olabilir. Sevgili Metin, şunu sormuştum ben sana. Biz biliyoruz ki TÜGVA ve benzeri AK Parti'ye doğrudan bağlı bu sivil toplum kuruluşlarına çeşitli kamu kuruluşları, kamu bankaları ya da özel bankalar yahut kamu ihale kanunu kapsamında ihale almış çeşitli kuruluşlar bağışta bulunuyorlar. Bunun örneklerini en son TÜRGEV ile Ensar'ın ortak Amerika'da kurduğu Türken Vakfı'na Ankara gaz ihalesini alan şirketin Kızılay üzerinden para aktarması vesilesiyle görmüştük. Acaba elindeki belgelerde TÜGVA'ya bu yolla aktarılmış bir kaynağa dair ipucu var mı? Şu ana kadar yok. Yani şu ana kadar size böyle net bilgi verebilecek bir şey yok elimde. 15 dakika bu yanıtı almak için beklemişiz. Evet, benim sorum daha uzun oldu. Peki sizi hiç durdurmaya çalıştılar mı? Herhangi bir telefon tehdit falan aldınız mı? Hayır, yok. Sıfır. Sıfır tehdit, sıfır çaba bu konuda. Belki biliyorlardır. Ulaşmak isteyen başkaları oldu mu? Başka dosyalar anlamında. Ne gibi? Yani peki, bilgi vermek istiyorum diye veya... Ha, güvenmedim, paylaşmadım. Birden fazla, bende de bilgi var, şunu paylaşabilirsiniz, şunu şey yapın, işte aman adımı saklayın ama şu bilgiyi verin diye birden fazla geldi. Ancak onlara güvenmedim ve paylaşmadım. Ben bir şey söyleyeyim. Yani bir kez daha böyle hafif etmek istiyorum meseleyi. Sonuçta ben paylaştım, belki biraz da risk alarak paylaştım ama güveniyordum. Kendimce bir kanaate vardım. Sonra zaten çok hızlı bir şekilde gazeteci, diğer gazeteci arkadaşların teyitleriyle de ilk gün bildiğim kadarıyla 6 saat toplantı yaptı TÜGVA ve çok sessiz kaldı. Hiçbir şey demediler. Böyle kilitlendiler. Hani far ışığına tutulmuş gibi. Sonra çıkıp hepsi sahte, hepsi masa başında hazırlanmış, bizimle hiçbir ilgisi yok kurumla diye açıklama yaptılar. Aradan 24 saat bile geçmeden, evet, bilgisayar sistemimizden alınmış, yedeklenmiş, bir kısmı değiştirilmiş. Başka ne diyebilir? Yani evet, biz bu paralel yapılanmanın içerisindeyiz, bütün bunlara da böyle çöktük diyemeyeceğine göre, diğer kısmı da artık netleştiğine göre orada mecburen ama değiştirilmiş, üzerinde oynanmış dediler. Sonra da böyle bir, şimdi o kilitlenme hali, ben merak ediyorum nasıl davranacaklar doğal olarak, nasıl ilerleyecek diye. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Metin Külünk Twitter'da bir yorum yaptı bu konuda ve orada benim dikkatimi çeken, başka yorumlayana da denk gelmedim. Biz isterdik ki gençlik sokağa dökülsün, TÜGVA'nın önünde böyle çeper olsun, kalabalıklar halinde. Ne yazık ki böyle bir şey olmadı diye bir çeşit sitem vardı. Niye böyle bir toplumsal desteğimiz yok? Anladığım kadarıyla hala da bunu elde edemediler. İnsanlar da bence artık hem isyanda hem de haklı olarak korkuyorlar. Çünkü bir sürü insan ailesi yönlendirdi ya da kolayına geldi ya da maddi zorluklar nedeniyle geçmişte cemaat yurtlarında kaldı. Belki oradan bazı meslekler de edindi ama o insanların şu anda neler yaşadığını görüyoruz. Doğal olarak şimdi TÜGVA ve diğer altı kurumla bir çeşit ilişki içerisinde olan, hele hele onların yurtlarında kalan, hani doğrudan içerisinde yer alan insanlar kaygılanıyordur. Çok da haklılar kaygılanmakta. Çünkü cemaatçiler de Fethullahçılar da devirlerinin bitmeyeceğini düşünüyorlardı. Devlette çok güçlü olduklarını düşünüyorlardı. Ama şunu yapıyor TÜGVA şimdi. Twitter'da bakıyorum, sürekli AK Parti teşkilatları ve TÜGVA yönetimleri birbirlerine ziyaretler düzenliyor. Yani meşruluğu elde etmenin yolu, parti destek çıksın bari diye. Çok sayıda var. Yani son iki gündür bütün çabaları bu. O da biraz gülerek izliyorum. Yani biraz da böyle acı nasıl bir çaba. Belki ben bunu söyledikten sonra hemen organize olup bu sefer kalabalık bir gençlik sokağa çıkmaya çalışırlar, yaparlar mı bilmiyorum. Onu da merakla bekliyorum, öyle olacak mı diye. Benim açımdan durum bu. Ve son kez son bir şey daha söyleyeyim. İki habere aynı anda ulaştım ben. Biri de kendi araştırmamla, yine merak. Hep bütün haberlere merak sonucu ulaşıyorum.
Pandora belgeleri açıklandığında biliyorsunuz orada Ahmet Çalık, yani Çalık grubunun da ismi geçti. Onlara ait 4 şirket ismiyle beraber vergileri Türkiye'den Virgin Adaları'na vergi kaçırdıklarını öğrendik. Ama ben o Çalık Holding'i biliyorum çünkü geçmişte genel müdürünü tanıyorum. Çünkü geçmişteki genel müdürünün 2000 ile 2016 arasındaki bütün maillerini hepimiz internetten okuyabiliyoruz. Berat Albayrak kastediyorsunuz. Evet, söyleyeceğim. Herkes anlıyor zaten de ismi söylüyorum. O şirket isimlerini o maillerde check ettim ve sonuca ulaştım. Tabii ki toparlayıp yayınlayacağım ama yöntemi söylüyorum. Belki ben çok hızlı bir şekilde buna zaman bulamayabilirim. Çok yoğun günler geçiriyorum. Yöntemi söylüyorum. Pandora Papers'teki listelerde yer alan şirketleri Wikileaks'te arayıp, hatta daha da kolaylaştırayım. O belgelerde geçen iki isim, bu operasyonları yürüten Metin Atalay ve Şafak Karaaslan, Çalık Holding bünyesinde çalışan iki kişi. Bu iki kişinin gönderdiği mailleri incelediğinizde aslında o karar süreçlerinde de şirketlerin yönetiminde de Berat Albayrak'ın olduğunu görüyoruz. Yani kayınpederinden aldığı kasayı, kasa dediğim de bütün ülkenin hazinesi, bir süre işletip bence kumar oynayıp 128 milyar doların nasıl kaybolduğunu biliyoruz. O 128 milyar dolar açıkla bırakıp ortadan kaybolup bir daha böyle neredeyse insan içine çıkamıyor, görüntü bile veremiyor çok fazla. Kişinin eski Hazine Bakanımızın Türkiye'den vergi kaçırdığını, biz ekonomik olarak Türkiye bu haldeyken vergi kaçırdığını öğrendiğimizde ne hissederiz merak ediyorum. Sanırım yakın zamanda bunu herkes görecek. Belki benden önce söylediğim yöntemle başkaları da kolayca yapabilir. Bunu da buradan duyurmuş. Peki Metincan çok... İnternet ilk değil ama onu da düzelteyim. Daha önce bazı internette indirmek. Bitireceğim. Evet, yani Metin'in yaptığı, Metin Cihan'ın yaptığı bizim bildiğimiz yurttaş gazeteciliği tabii ki. Yani bize gelenekte öyle öğretilirdi. Bunu da çok başarılı yapıyor kendisi. Ama bunlardan biri için hususi bir teşekkürde bulunmak isterim. Bilhassa Rabia Naz'ın kuşkulu ölümünün Türkiye'ye duyurulmasında, hepimizde farkındalık oluşmasında Metin Cihan'ın büyük katkısı vardı. Bir gazeteci olarak da, bir yurttaş olarak da kendisine bir gecikmiş teşekkürü buradan ifade etmek isterim. Sağ ol Metin. Ben de hepinize teşekkür ederim. Peki. Sen de sağ ol. Teşekkür ederiz Metin Cihan. İlk kez bir televizyon ekranında Türkiye'ye duyurduğu TÜGVA dosyasının ayrıntılarını anlattı, arka planını anlattı, belgelerin kendisine nasıl ulaştığını ve önümüzdeki günlerde hangi yeni belgelerle aslında Türkiye'nin gündeme gelebileceğinin de, Türkiye'nin gündemine gelebileceğinin de ipuçlarını vermiş oldu Metin Cihan. Böylece TÜGVA dosyasını kapatıyoruz. Metin Külünk'ün, Metin Cihan'ın bahsettiği tweetleri ekranımda, şimdi ben de gördüm. TÜGVA merkezi önünde yüzlerce STK temsilcisinin TÜGVA'ya yapılan çirkin kampanyaya karşı milli iradenin sesi olmasını beklerdik fakat buna tanık olmadık. Bu bir eleştiri, uyarı veya hatırlatma değil. İkinci FETÖ saldırısı döneminde iradeyi güncelleme ve güçlendirme sorumluluğudur. Biz ise Milli İrade Platformu'nda bu iradeyi görmek istiyoruz. Duruş ve tavır örgütlenmesi bekliyoruz ancak göremiyoruz demiş Metin Külünk. Enteresan bir çağrı. Metin Külünk'ün de ismini nereden hatırladığımızı izleyicilerimiz hatırlıyordur zaten. Son kuşakta da Sedat Peker'in tweetlerini konuşurken belki biz de bir kere daha hatırlatırız. Böylece TÜGVA dosyasını kapatıyoruz ve perdenin önü arkasında başka bir perdeyi aralıyoruz efendim. ORC araştırma. ORC araştırma çok uzun yıllardır Türkiye'de siyasi araştırmalar yapan kurucusu Mehmet Pösteki. Bir siyasi araştırma ve strateji şirketi. Kendilerinin ifadesiyle AK Parti ile de yakın çalıştılar. Zaten iktidardaki partinin 20 yıldır AK Parti olduğu düşünülecek olursa elbette ki en çok araştırma üretilen siyasi parti de şüphesiz ki AK Parti'ydi. Mehmet Pösteki ORC araştırmanın AK Parti ile yakın çalıştığını ifade etmişti. Ve son dönemde verdiği bir röportajda yaptığı bir araştırmanın son verilerini açıkladı.